Sevgili seyirciler, Ankara'dan tekrar merhaba. Bugün Ankara başkent tüm Türkiye'de olduğu gibi erken seçim sinyaliyle hareketlendi. Artık gündem erken seçimle ilgili programlara odaklandı. Biz de önümüzdeki programlarda daha çok siyasetin nabzını tutan programlara yer vereceğiz. Ancak bugünkü konuğumuz Tüm İş Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Mahmut Şahin. Programın ilk bölümlerinde genel konuların dışında ele alacağımız konfederasyonun faaliyetlerinin dışında da son bölüme doğru yine Sayın Başkan'la gündemi de değerlendireceğiz. Efendim programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Başkanım, usul gereği, program formatı gereği sizi tanıyarak başlayalım. Mahmut Şahin, ben Kapadokyalıyım, Kapadokya doğumluyum. Anadolu'nun tam bağrından doğduk ve oradan Türkiye'ye açıldık. Ben hayata kendimi alışık hissettiğimden beri bir hak mücadelesine girdik. Yani hak aramaya başladık. Tüketicinin hakkını aradık, kooperatif zedenin hakkını aradık, hastanın hakkını aradık, hasta yakınlarının hakkını aradık, işçilerin, çalışanların hakkını aradık derken kendimizi bir işçi konfederasyonunun başında bulduk. Geçtiğimiz sene 2017'nin Mayıs ayından bu yana tam bir yılı doldurmak üzereyim. Tüm İş İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun genel başkanlığına seçildim. Tüm İş Konfederasyonu 2015 doğumlu bir konfederasyon. Yani Türkiye'nin en genç, en dinamik, en heyecanlı. İşte 3. yaşına giriyor. Ben 1 yıldır genel başkanlığını yapıyorum. Evet. Diğer konfederasyon sendikaların yaşına baktığımız zaman 1952'den beri işte en genci 45-50 yaşında olan sendikalar var. Yani miadını doldurmuş aslında. Evet, artık yorulmaya başlamışlar. Nefes tıkanıklığı yaşıyorlar. Merdivenleri çıkamıyorlar. Bayıra doğru gidemiyorlar. Biz burada bu sendikacılık ve işçi hakları bitmeyeceği için işçilerin, çalışanların hakkını korumak noktasında yeni bir nefes, yeni bir heyecan olarak onlardan da tabii ki farklı düşünerek bir konfederasyon oluşturduk. Geçen sene benim genel başkan olduğum dönemde 5 sendika bağlıydı bizim konfederasyona. Hangi sendikalar? Zaten konfederasyon olmak için 5 tane sendika gerekiyor en az. Bu ağaç iş, metal iş, maden iş, enerji iş ve petrol iş sendikalarıydı. Fakat şu anda bugün itibariyle 13. sendikamız bize katılma kararı aldı. Yani bağımsız sendikalar var şu anda. Evet. Bir konfederasyon çatısı altında olmayan sendikalar var. Yeni kurulanlar var ya da mevcut konfederasyonlardan ayrılanlar var. Bunlar da yeni bir liman arıyor. Yani evet, sığınacak bir liman arıyorlar. Bir liman arıyorlar. Tüm İş Konfederasyonu tabii ki o diğer sendikalarda sendikacılık anlayışıyla bağdaşamamışsa eğer, uyuşamamışsa uyuşacağı bir konfederasyon ararken bizimle de karşılaşıyorlar. Karşılıklı konuşuyoruz ve katılım kararları arka arkaya. Bugün ayrıca ben Ankara'ya şunun için geldim. Bize bağlı Öztüm Güçlü Güvenlik İş Sendikası'nın açılışı vardı. Bina açılışı. Ona açılışımızı yaptık. Türkiye'nin her tarafından gelen güvenlikçi arkadaşlarımızla, oradaki şube temsilcileriyle, başkanlarıyla buluştuk, kucaklaştık. Özel güvenlikçilerin sendikası değil mi? Ve ismi de Güçlü Güvenlik Sendikası. Güçlü yani güvenlik. En güçlüsü aslında onu vurgulamak açısından. Onlar da kadro aldılar. Tabii, kadro aldılar. Onlar için tabii güzel bir dönemdi bu dönem. Fakat bu kadro konusu da çok netameli, sıkıntılı. Yani taşeron konusunu bilmiyorum işlemişsiniz ama. Evet. Geçen sene aslında çok ilk sene eski başbakan, önceki başbakanın vaadiyle başlayan ve önü alınamayan. Dolayısıyla bu laf çıktıktan sonra da taşeron işçiye kadro müjdesinden sonra önü alınamadığı için işte 5 Aralık 2017 günü Cumhurbaşkanımız bunu söyledi. Hatta rakam bile telaffuz etti. Onunla beraber süreçte bir takım sıkıntılar var. Bu sıkıntılardan da Cumhurbaşkanımızın haberdar olmasının gerektiğini inanıyoruz. Cumhurbaşkanımıza her konunun gitmediğini de biliyoruz. Kendisinin de şikayet etmiş olduğu oligarşik bürokrasinin ki Cumhurbaşkanının bile arkasını döndüğü anda sözünü dinlemeyen kendi ifadesiyle o bürokrasinin taşeron konusunda da var tabii, zaten. Taşeron konusu ki ben diyor söylüyorum bürokrata diyor ben arkamı dönüyorum gene bildiğini yapıyor diyor. Bunu bizzat söylemişti Cumhurbaşkanımız. Aynı şeyi biz görüyoruz, yaşıyoruz. Yani taşerona kadro konusunda da Cumhurbaşkanımıza bilgiler tam verilmiyor. Yine talimat söyledi Cumhurbaşkanımız, arkasının önünde yine başka şeyler yapıldı. Hatırlarsanız 5 Aralık günü 900 bin sayısını telaffuz etti Cumhurbaşkanımız. Evet. Kamuda taşeron olarak çalışan 900 bin kişi, buna belediyeler de dahil,
kadroya geçecek dedi. Taşeronu bitiriyoruz dedi. Fakat çok enteresan Aydın Bey. O gün sanki bürokrasi Cumhurbaşkanımıza okudu. Dedi ki taşeronu bitirmeyeceğiz, yeniden başlatacağız. Ve taşeronun aslında yeniden şimdi başladığını görüyoruz biz. O kamuda çalışıp geçme hakkını kazanan çalışanlar için tamam güzel. Şöyle güzel aslında ekonomik anlamda bir katkısı yok biliyorsunuz. Aynı haklarla geçiliyor. Evet. Yani devletin işçisiyle aynı maaşları alamayacaklar. Aynı haklara da sahip olamayacaklar belki ama şu güzelliği vardı. Bunu da biz çalışanlarımızla hep paylaştık. Dedik ki tamam ekonomik olarak aynı imkanlara sahipsiniz. Fakat burada taşeron şirketin sürekli kullandığı, çalışanı ezdiği, refüze ettiği, azarladığı, aşağıladığı bir olay vardı. Hep şu denirdi. Tehdit babında sırada bekleyen 1000 kişi var. Ona göre çalış. Bu pis ağzı en azından bu çalışan taşeron kadroya geçenler için kurtardık. Sözleşmelerin yenileneceği dönem hep iş kaygısı oluşuyordu. Tabii. Ve bakın o dönemlerde ki ben bunu en yetkili makamlara da söyledim. Dedim ki şöyle bir konu var. Burada acaba ne hissedersen anlatsam. Bir çalışan, diyelim ki Mahmut Şahin bir iş yerinde çalışıyor. Mahmut Şahin işvereni 31 Aralık 2015 akşamı işten çıkartıyor. Çıkışını veriyor. Fakat 1 Ocak 2016 sabah tekrar işe başlatıyor. Aynı Mahmut Şahin'i 31 Aralık 2016'da yine çıkartıyor. 1 Ocak 2017'de yine başlatıyor. 2017 31 Aralık'ta yine çıkartıyor. 1 Ocak 2018'de tekrar başlatıyor. Siz devletin yetkilileri olarak, bu makamların piri olarak burada ne hissediyorsunuz? Yani nasıl bir oyun var burada? Nasıl bir dümenike var? Söylediğimizde işte çıktı aldı. Ya hayır oyun mu oynuyoruz? Yani madem beni sabahleyin alacaksın niye çıkartıyorsun? Bunu bir kere bu hatayı yaptın. Aynı sene sonunda niye yapıyorsun? Niye yapıyorsunuz? Taşeronun karı neydi burada? Şu. Şimdi bakın çok net söylüyorum. Bununla ilgili araştırmanın da yapılması lazım. 31 Aralık günü çıkışı verilen işçiye kanunen tazminatının yatırılması lazım. Banka hesabına yatırılıyor. Ve aynı işçiye deniyor ki sabahleyin işe başlamak istiyor musun? Tabii işsiz kalmak istemiyorum. Tazminatını alıp getireceksin geri deniyor. Şimdi bunu hani bir çalışan ihbar edemiyor. Çünkü iş korkusu var. Bu iş korkusunu hani Demokles'in kılıcı gibi çalışan hep kafasında hissetti. İşten çıkartılırım. İşten çıkartılırım. Aman sesimi çıkartmayayım, işimden olmayayım. Düşüncesiyle o mesai hakkından vazgeçtiler. Tazminatlarından vazgeçtiler. Şimdi bir bireysel emeklilik sigortası var. Hükümetimiz bunu 2017 1 Ocak itibariyle çalışanlar açısından zorunlu hale getirdi. Aslında zorunlu beslediler ama yani isim çok yanlıştı. 2 ay içerisinde vazgeçebilirsiniz. Şimdi ya zorunluysa niye vazgeçme hakkı veriyorsun? Vazgeçme hakkım varsa niye 2 ay ben illa bir besim kesilecek benim? Ve bunu da taşerona veriyorsunuz. Bakın yani o ismi de söyleyeceğim ama kediye fare emanet etmek gibi ya da tavuğu tilkiye emanet etmek gibi bir şey bu. Yani suistimale açık tabii yere emanet ediyorsunuz. Şimdi o kadar çok firma var ki 2017 yılında çalışanın zorunlu diye maaşlarından o BES kesintilerini yaptılar. Çalışanların bundan haberi bile yok. Türkiye'de bu taşeron olayı öyle bir noktaya geldi ki hiçbir çalışan aylık maaşını bilemez hale geldi. Şimdi başkanım siz bunu anlatırken bir belediye başkanı bir tesise gidiyor. Belediyenin işletmesine ait bir personel bulunduğu bir işletmeye gidiyor. Bu geçen aylarda falan oluyor herhalde. Önceki ayda olabilir. Getirin diyor. Daha doğrusu personele diyor ki maaşlardan memnun musunuz diyor. İdare eder başkanım diyor işte. Şu kadar maaş alıyoruz diyor. Allah'ın bugününe şükür. Başkanın da elinde o birimin personel maaşları var. Söylediği rakamla işçinin başkanın öndeki bildiği rakam arasında 1/3 fark var. Of. Diyor ki siz diyor yanlışsınız diyor. Yani siz şu kadar maaş alıyorsunuz. Hayır başkanım biz onun kadar alsak biz zevkten 4 köşe oluruz. Biz dediğinizin şu kadar altında alıyoruz. Çağırıyor puantörü neyse personeli. Diyor ki işçi diyor bu kadar maaş aldığını söylüyor. İşte kemküm bunu hazırlayan. Yani burada sizin anlattığınızla bu örtüşmeye başladı. Evet. Belediye başkanı, iyi bir belediye başkanımız hemen gereğini yapmak için üstten hepsini topluyor. İşte ne fonu kesmişler, bilmem ne fonu kesmişler, spora yardım ettirmişler vesaire vesaire. Ve çalışanın hiçbir şeyden haberi yok.
Bunların önüne taşeronla ilgili düzenleme geçti değil mi? Evet. Ama tekrar bu hatayı yapmamak kaydıyla. İnşallah. O noktada biz olayın takipçisi olmalıyız. Kamuoyu oluşturulmalı. Sizin duyarlılığınızla bunlar gündeme getirilmeli ve bu iş ancak öyle çözülebilir. Yoksa çok gündeme getirilmeyince o kişiler, şu kesintileri yapan kişiler aynı şeyleri yapmaya devam ederler. Çünkü şu anda işçiyi böyle bir insan gözüyle görmüyor bazı yapılar. Köle bunlar. Ne verirsek yetinmeli mantığıyla bakıyorlar. Oradaki kesintilerdeki rahatlıklar da bundan kaynaklanıyor. Şimdi bu BES'le ilgili ben Kanal 5 izleyicilerine ve onların da dinleyenlerin de eğer varsa tanıdıkları diğer çalışanlara ulaştırmaları kaydıyla bireysel emeklilik sigortası BES konusunda evet. Şöyle bir uyarıda ve çağrıda bulunacağım. Buyurun. Biz Tüm İş Konfederasyonu olarak bunu hukuken kendimize vazife bildik. Türkiye'nin birçok ilindeki taşeron firmalar 2017 yılında hatta 2018'in Mart'ının sonuna kadar da olmak kaydıyla maaşları onlar verdiler şu 3 aylık dönem içerisinde. Nisan'dan sonra devlet vermeye, kamu vermeye başlayacak kurumları. Belki 15 ay boyunca BES kesintisi yapıldı. Fakat bu kesilen paralar sigortaya yatırılmadığı gibi çalışana geri de verilmedi. Farkına varan çalışanların alış şekli nasıl biliyor musunuz? Şimdi diyelim ki 8. ayda farkına varıyor çalışan ve taşeron şirketine diyor ki ya benim BES'i kesmişsiniz ama sigortaya yatırmamışsınız, takip ettim. Buna zaten çok iyi bakmıyorlar. Sen nasıl bizim yaptığımız işlemleri kontrol edebilirsin tavrı var. Fakat şimdi kadro olayı olunca biraz rahat sormaya başladı çalışanlar. Deniyormuş ki, tamam biz sizden 9 ay kesmişiz, 9 ay boyunca geri yatıracağız. Yani ilk ay almaya başladığı parayı 18 ay sonunda geri verecek. Şimdi bu nasıl bir mantık? Bunu sorgulayacak, bunu denetleyecek kurum, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı. Ben Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'na bu olayı şikayet ettim. Firma isimleri vererek de şikayet ettim Türkiye'nin birçok yerinden. Şu firma çalışanların besini kesti ve yatırması gereken sigortaya yatırmadı. Çalışana geri de iade etmedi. Dediğimde bana bir hafta sonra dönüp ne dediler biliyor musunuz? Bu çalışanların isim listesini bana verir misiniz? Şimdi dedim ki pardon ben Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı değilim. Siz devletsiniz. Ben firmaların isimlerini veriyorum. Siz buna ulaşamıyor? Yok ulaşamıyoruz. O zaman ben devletim adına çok üzüldüm dedim. Yani eğer benim devletim firmaların taşeron şirketi ismini vermeme rağmen, şehirlerini vermeme rağmen, bakın şehirlerini de veriyorum. Taşeron firmalarına ulaşamıyorsa burada bir bürokratik bir hata var. Yani bir bilinçli bir ne diyelim ona engelleme var. Yani bürokrasi gereğini yapmıyor. Yani. Aslında siz Sayın biraz... Cumhurbaşkanının şikayet ettiği bürokrasi burada karşımıza çıkıyor. Evet. Şuradan bu söylediklerinden şunu çıkarabilir miyiz? Taşeron kadrosunu almış belediyelerde ve kamudaki işçiler, personel o dediğiniz kesintileriyle ilgili bundan sonra iadeler olmazsa nereye başvurabilirler? Evet, biz de işte orada Tüm İş Konfederasyonu olarak herkesin, bakın burada eğer mağdur olmuşsa... Şu anda iş kaygısı yok. Evet, bizim sendikaya... Düne kadar iş tehdidi vardı. Vardı. Bizim sendikaya bağlı olsun, olmasın, hiç fark etmez. Bu konuda eğer hakkını aramak istiyorsa muhatap devlettir. Şimdi taşeron şirketler kapandı gitti ya, oradaki ihalesi bitti ya güya. Evet. Yeni bir şirket kurup başka bir yerde yine taşeronla devam edecek onlar. Fakat oradaki BES alıntıları ki ciddi rakamlar bunlar Aydın Bey... Binlerce çalışanlar var bunların. Her ay 80-100 lira kestiğini düşünün ve 15 ay boyunca kestiğini düşünün. Yüz binlerce lira hatta milyonlarca lira yapıyor toplamda. Haksız kazanç. Tabii haksız kazanç. Şimdi çalışan da kadroyu aldığı için sevinçle bunun peşine düşmüyor. Evet. Halbuki bizim bir emeğimiz karşılığı bedel kesilmiş, bizim rızamız dışında kesilmiş ve o parayla onlar bir şekilde nemalanıyorlar. Biz bunu alacağız. Karşımızda muhatap yok. Hayır. Bizim asıl işverenimiz devletti her zaman için. Taşeron çalışanların asıl muhatabı devlettir. Eğer bizim besimiz... Hakem devlet varsa bir yanlışlık müdahale edecek. Hakem değil, muhatap devlet. Muhatap devlet. Tabii asıl sorumlu devlet. Üst işveren. Yani taşeron aracıdır. Evet. Taşerona parayı kim veriyor? Devlet veriyor. Diyor ki ben sana 2000 lira vereyim, sen bunun 1500 lirası çalışana ver, 500'ünü de sen ye diyor devlet. Öyle diyordu. Eğer bana o 1500 lira verilmemişse asıl muhatabım benim devlettir. Hukuken ben onu devletten alırım. Çünkü devletin takip etmesi gerekir. Yasal izin günlerini, çalışma saatlerini, mesaileri, tazminatları ve BES kesintilerini takip etmesi gereken kurum devletti, kamu kurumlarıydı. Eğer bu noktada mağdur olan çalışanımız varsa Tüm İş Konfederasyonu'na bir şekilde ulaşsınlar. Hukuken onların destekçisiyiz. Devletten bunlar alacağız.
devlet taşeronu orada al çalışanla ilgili istediğini sırtından geçin kazan diye vermişse yanlış yapmıştır. O bürokrasiyi şikayet eden Cumhurbaşkanımıza da biz aynı şekilde Cumhurbaşkanımızın kafasını arıtmadan bizzat dolaşıp buradan hukuken diyeceğiz ki yanlışı yapan kamuydu, biz kamudan bunu talep ediyoruz. Kamuyu zarara uğratan kim? Hesabını da Cumhurbaşkanımız onlardan sorsun. Biz hukuken soralım, o da siyasi olarak, organik devlet yapısı olarak sorsun bunu. Şimdi burada taşeron şirket, taşeron şirket dedik ama asıl taşeron kim biliyor musunuz? Çok enteresan. Türkiye'de şu anda ve benim de sendikacılık yapmama sebep olan şey bu. Taşeron sendikalar. Sendikalar taşeronluk yaptılar. Hiçbir sendikanın aslında çalışanın yanında durması gerekir. Bu işverene karşı olduğu için değil bakın. Evet. Kesinlikle. Sendikacılık aslında işverenle beraber çalışanı koruyup aynı ortamda kazancın artmasını sağlamaktır. İş verimliliğinin artmasını sağlamaktır. Sendikacılık budur. Şimdiye kadar bu yapılmadı. Hani çalışanla durup işverene mi karşı çıktılar? Hayır, tam tersi. İşverenle beraber çalışana karşı çıktılar. Bazı şimdi, sendikalar. Evet. Genelleme yapmıyor. Ben hakim sendikalardan bahsediyorum. Hani önde olan, nicelik olarak büyük ama nitelik olarak çok küçük olan sendikalar. Konfederasyonlar. Şimdi biz 4. konfederasyonuz Türkiye'de. Biliyorsunuz işte diğerleri malum Türk İş, Hak İş, DİSK evet. Ve tüm iş biz 4. Biz yeniyiz. Ama geçmişe bir bakıyorum. Belki siyasi olarak aynı paralelde olmamama rağmen DİSK'i de bir kenarda tutmak istiyorum. Yani orada bir mücadeleyi görüyorum. Samimiyet görüyorum. Siyasi düşünceleri, o yanlışlıkları, marjinalliklerini bir tarafa bırakalım. Bu taraftaki diğerlerine göre daha sendikacı olduklarını görüyorum. Bakın siyasetten çok uzağım ama sendikacılık anlamında o çizgiye çok yakın düşünüyorum. Çünkü sendikacılık yasal olarak belirlenmiştir. Yasayla bellidir. Yani ben yeni bir sendikacılık anlayışıyla çıkamam. Buna izin yasal vermez yasa. Belli. Tabii. O yasalar diyor ki sendika çalışanların iş ortamlarının iyi olması, emeklerinin karşılığını zamanında almaları, tazminatları varsa tazminatlarını almaları konusunda işverenle sürekli bir uyarı pazarlığında olurlar. Ya bak işte bu ortam çalışanın çalışması için insani bir ortam değil. Bakın lütfen bu ortamı düzeltin. Evet. Bu adamdan sen verim bekliyorsan çalışandan ya onun o verimi vereceği ortamı sağlamak zorundasın sen işveren olarak. Maaşlarını gününde vermek zorundasın. Şimdi öyle iş yerleri var ki o iş yerlerinin CEO'ları, sosyal haklarını vermek müdürleri zorundasın. Emin olun şunu diyorlar. Ben her ay 8-10 gün, 15 gün çalışanın maaşını geç yatırarak bankadan şu kadarlık ek para alıyorum. Onunla da işletmenin kirasını ödüyorum diye övünen. Ve bu özel güvenlikçilerle ilgili o konu bayağı gündeme geliyordu. Genellikle güvenlikçiler de daha fazla oluyordu. Evet. Hizmet ve güvenlik sektöründe bu çok fazla oldu. Şu an taşerona kadro dediğimizde 3 kesim öne çıkıyor. 1 hizmet, 2 güvenlik, 3 de sağlık. Bunlar çok daha fazla. Ve bunların yaşamış olduğu sıkıntıları taşeron sendikalar hiç gündeme almadı. Bakın taşeron şirketlerin biraz önce dedim ya, kapıda bekleyen 1000 kişi var. İşinden olabilirsin ha. Tehdit altındaki çalışan aynı tehditleri sendikadan da aldı. Ben bunların bizzat canlı örneğim. Bakın bizzat yaşadım evet. Bunları. Ben konfederasyon başkanı olarak şu anda bu çalışanların çalıştığı yerlere gidiyorum. Ziyaret ediyorum. Onlarla sohbet ediyoruz. Onların sorunları var mı dinliyoruz. Şimdi bana sorulan sorular genelde şu. Başkanım biz sizin sendikaya geçmek istiyoruz. Ama işte mevcut sendikamız bizi işten çıkartmakla tehdit ediyor. Bakın. Öyle bir yetkisi var mı? Ya maalesef var. Şimdi ben sendikacılığa başlarken Aydın Bey karşıma iki hedef almıştım. Yani iki tane konfederasyon aldım. Doğal olarak rakibiz evet. Yani çizgide gideceğiz. Ve talip olduğumuz pazar aynı pazar. Çalışan. Onlar da çalışana talipler. Biz de çalışana talibiz. Şimdi dedim ki ben bunlarla uğraşacağım. Ve kendi gardımı ona göre almıştım. Fakat karşımda ben kimi buldum biliyor musunuz? Kamu kurumlarını buldum. Bir belediyeye gidiyoruz. Belediyedeki çalışanlarla görüşüyoruz. Ya daire başkanımız izin vermedi. Müdürümüz izin vermedi. Ziyaret ediyorum onu. Tek tek. Şu anda ben çalışanlardan çok evet. Kurumdaki yetkilileri ziyaret ediyorum. Gittiğim zaman diyorum ki bir kamu kurumundaki ya da bitlerdeki, belediyelerdeki yetkililere siz memursunuz değil mi? Evet. Memur sendikasının üyesiniz değil mi? Evet. İşçiye niye karışıyorsunuz? Hayırdır? Yani işçiler ki bakış açısı öyle. Bunu çok net söyleyeyim. Yani evet. Bir hak yeme, bir iftira falan söz konusu değil. Böyle. Bunu siyasiler de kabul ediyor. Çalışan köle. Onların gözünde. Kaç çalışanımız var işte şu kurumda? 3000 çalışan var. Alo, 3000'e de şuraya geçecek. Sonra değişti diyelim. Çıkın oradan şuraya geçeceksiniz.
Burada en çok kullanılan bir laf vardı. Biz hükümetin sendikasıyız lafı. Yani çalışana karşı baskı anlamında haberi yok hükümetin ama birileri biz hükümetin sendikasıyız diye yola düştü. Hala da kullanıyorlar bunu. Evet. Bunu bir basın toplantısında dile getirdik. Çalışma Bakanımıza ilettik bunu ve Çalışma Bakanımıza bir açıklama yaptırdık. Yapmak zorunda kaldık kadıncağız. Yani dedi ki ya böyle şey mi olur? Hükümetin sendikası yok. Çalışan dedi istediği sendikaya üye olabilir. Anayasal haktır bu dedi. Tabii. Anayasa diyor ki istediğine üye olmakta özgürdür. İstediğinden çıkmakta da özgürdür. Üye olmakla iş yeri tehdidiyle karşı karşıya gelmesi söz konusu değil. Tabii ki. Şimdi yani sendikanın baskı yapması söz konusu değil bir başka sendikanın. Bizde kalacaksınız baskısı yapamaz. Evet. Onu dedi zaten şu vurguyu yaptı. Kimse hiçbir çalışanı şu sendika üye olacaksın diye zorlayamadığı gibi bu sendikadan çıkacaksın diye de zorlayamaz. Yani böyle bir şey. Ama biz pratikte şununla karşılaştık. Hayır oraya olmayın. Onlar şucu bucu falan filan. Şimdi ben bir Mahmut Şahin olarak kimliğim belli. Ama şu anda bana rakipler solcu da dediler. Faşist de dediler. FETÖ'cü de dediler. Alevi de dediler. Sünni de dedi. Yani karşısındaki muhatap çalışan hangi görüşteyse onun zıttıyla beni suçladılar hep. Yani onun tepkisini çektirmek adına. Demokratik mücadele yerine farklı bir mücadelenin... Evet. Çünkü bakın sendikacılık yapmamışlar maalesef. Ben onlara üzülüyorum da. Hatta diyorum ki onlara size sendikacılığı öğreteceğiz. Şimdi biz gidiyoruz bir kuruma, çalışanlarla görüşüyoruz. Akabinden onlar gidiyor. Ve oradaki çalışanlar onlar gittikten sonra beni arayıp teşekkür ediyorlar. Başkanım size çok teşekkür ederiz. Neden diyorum? Sizin sayenizde 8 senedir üyesi olduğum sendikanın temsilcisi bizi ziyarete geldi. İlk defa diyor. Siz işi tetiklemiş oluyorsunuz. Evet. Dedim zaten. Üyeyi kaçırmayalım diye hemen. Evet. Çıkarken ben dedim zaten sizi sahaya indireceğim. Çalışanın telefonuna bakmamak ne demek ya? Siz onlardan her ay aidat alıyorsunuz. Sendikaların bugünkü gelmiş olduğu konum az çok ekonomik olarak biliyorsunuz. Evet, hiçbir holdingde olmayan nimetler var ellerinde. Şimdi sendikalar derken ben memur sendikaları da işçi sendikaların seviyesini geçmek üzere. Belki de geçti o manada. Güç açısından yani. Tabii memur sendikaları daha geçti tabii ki. Onlardaki hatta... Farklı imkanlara sahipler, hı-hı, hak ve özgürlükler konusunda mücadeleyi farklı veriyorlar. İşte genel merkezleri, faaliyetleri falan küçümsenmeyecek derecede son yıllarda bir ivme kazandı yüksek çıtada. Ve şimdi bunu yaparken de böyle siyasetle böyle oldular, iç içe oldular. Ben yetkilileri ziyaret ettiğimde onlara diyorum ki ben sizi rahatlatmak için geldim diyorum. Neden diyorlar? Şimdi siz burada çalışanınız var. 300, 500, 5000, 10000 fark etmez. Bu çalışanlarınızı hangi sendika kendisini üye yapmak istiyorsa siyaseten size baskı yaptırıyorlar. Yani biz hükümete yakınız, biz şöyleyiz, biz böyleyiz falan diye. Siz o baskının altında eziliyorsunuz ve bir taraf tutmak yani birini seçmek zorunda kalıyorsunuz. Ben diyorum sizden böyle bir şey talep etmiyorum. Rahat olun diyorum. Ben sizden işçilerinizi istemiyorum. Çünkü işçileri siz alıp satamazsınız zaten. İşçi kendi özgür iradesi bana üye olsun, beni sevsin ya da sevmesin, üye olmasın. Ben sizi rahatlatacağım. Asla size böyle bir tacizde, baskıda bulunmayacağım. Ama sizden de ricam şu. Benim dışımda gelen bütün konfederasyonlara da, sendikalara da deyin ki, ya arkadaş biz bu konuya karışmıyoruz. İşte geçtiğimiz gün geldi tüm iş başkanı, dedi ki ya ben sizden çalışan istemiyorum. Ben sadece çalışanlarla görüşeceğim. Bu görüşmelerimi mümkün olduğu kadar mesai saatlerinin dışında yapacağım. Oradaki ayrımı biliyor musunuz? Şimdi biz mesela çalışanlarla görüşmek istiyoruz. Çay saatinde çağırıyorlar mesela çalışanlar. Ben de ona ısrarla dikkat ediyorum. Diyorum ki sakın ha biz bizi mesai saatinde çağırmayın. Çünkü siz evet, o mesai saatinde işinizi yapacaksınız. Ben bunu engelleme hakkına sahip değilim. Çay saatinde çay içerken konuşuruz. Siz içersiniz ben konuşurum dinlersiniz. Ya da çıkışta bir 10 dakika konuşuruz her neredeyse bu kurum. Fakat diğer sendikalar iş saatinde gidiyorlar. Saatlerce orada toplantı yapabiliyorlar. Ve buna da kimse bir şey demiyor. Neden? Çünkü göya hükümetin sendikası onlar. Bir yani, de yetkili sendika olmuş oluyor. Yetkili sendika tamam ayrı. Fakat yetkili sendikanın ötesinde hükümetin sendikası olma bakışı tabii, ayrı. O ayrı bir iş. Onu kırmamız lazım. Bu anlamda ben her ilin valisiyle görüştüğümde de, belediye başkanlarıyla, kurum müdürleriyle görüştüğümde de diyorum ki ben sadece ziyarete geldim. Biz tüm iş konfederasyonuyuz. Şöyle bir sendikacılık anlayışımız var. Biz çalışanla görüşüp çalışan isteyeceğiz. Sizinle görüşüp onların tamamını istemeyeceğiz. Sendikacılık bu değil aslında. Sendikacılık çalışanla görüşme. Sendikacılığın başlangıcı da budur böyle. Ama tabii çok farklı mecralara gelmiş. Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki sendikacılık çığırından çıkmış ve çalışanın üzerinden ciddi aidatlarla 5 yıldızlı oteller yapıp ki çalışana hiçbir faydası yok. Hiçbir faydası yok Aydın Bey.
Bir de bir konuyu söyleyip sanırım gündemdeki konulara geleceğiz. Onunla kapatalım sendikacılığı. Estağfurullah. Şimdi bu Ocak, Şubat, Mart ayında taşeronlara kadroya geçiş süreci olduğu için toplu sözleşme olmadı. Yani bir çalışan sendikasıyla birlikte toplu sözleşme yapıp toplu sözleşmenin nimetlerinden faydalanamadı. 31-12'de bitti 2017'de. Ocak, Şubat, Mart geçişi olduğu için toplu sözleşme olmadığından toplu sözleşme hakları olmadı. Fakat bir anda hükümet bir açıklama yaptı. Dedi ki ben bu 3 aylık kaybı çalışanlar açısından kabul edemedim ve size o 3 aylık hakkı geçen seneki toplu sözleşme hakkınız her neyse uzattım dedi. Evet. Ocak, Şubat, Mart'ta da bunu size geriye dönük vereceğim dedi. Devlet olarak, kamu olarak. Çünkü zaten o veriyordu. Bunu ben ödeyeceğim size dedi. Bakın. Şimdi burada o zamanki toplu sözleşmeyi yapan sendikalar bir anda sanki bunu kendileri yapmış gibi bir görseniz cengaverce sahaya çıktılar. İşte gördünüz mü? Hani bizim toplu sözleşmemiz yok ya mesela. Biz geçen sene yetki falan yoktu. Bizim olmadığı için onların var ve bakın siz alacaksınız bizden. Şimdi bütün çalışanlara şunu dedim. Buradan da sizin aracınızla söyleyeyim. Ocak, Şubat, Mart'ta taşerondan kadroya geçen çalışanların sendikal haklarını alma olayı kesinlikle sendikaların istediği bir şey değildi. Sendikaların istediği neydi biliyor musunuz? Bu Ocak, Şubat, Mart'ta aidat alamadılar ya. Sorun burada. 900 bin kişiden aidat alamadılar. Bir çarpın bakayım. Ayda 80-100 lirayla. 3 ay boyunca. Evet. O paradan mahrum olmanın sıkıntısı bunlar uyuttu. Artık nasıl yaptılarsa sanki işçinin hakkıymış gibi, hakkını vermek istiyormuş gibi çabaya girdiler. Bakanlık da bunu hakikaten işçiye dönük verdi. Sağ olsun Jülide Hanım. Ama bunlar tamam 3 aylık aidatlarımız da geliyor diye ellerini ovuşturmaya başladılar. Geldi mi? Geldi. Maalesef. Ben çalışanlara dedim ki mümkünse almayın bu sendikal hakkı. Çünkü alacağınız aylık 20 lira 30 lira. Ama onların alacağı ayda 80 lira 90 lira kişi başı. Sevindirmeyin bunları dedim ya. İstemeyin. 30 lira dediğiniz ne ayda? Yani kadroya geçmişsiniz. O rahatlığınız var. Hani ayda 300 lira, 500 lira tamam. Çalışan için iyi bir paradır. Ondan vazgeçilmez. Çünkü çalışan aldı ne zaten? 1600, 1800, 2000. Fakat 30 lira için, 20 lira için lütfen bu sendikalara bu keyfi yaşatmayın. Sizin alacağınızın 3 katını alacak onlar. Tamam devlet toplu sözleşmeden dolayı size belki aylık 100 lira verecek. Fakat 80'ini sendika kesecek, 20 lira kalacak elinize. Bizim ilkemiz Aydın Bey kısaca söyleyip geçelim. Tüm İş Konfederasyonu olarak çalışan merkezli. Bizim üyemiz değil bakın. Çalışan merkezli. Ben birçok sendikaya üye olan çalışanlara diyorum ki bakın sorunuzu bize söyleyin. Biz sizin sorunuzu çözeriz. Bize üye olup olmamanız önemli değil. Fakat diğer sendikalarda bunu maalesef göremiyoruz. Çalışan da bunu biliyor. Teşekkür ederim. Üye değilse sorunuyla ilgilenmiyor. Evet, kesinlikle. Hatta şimdi yetkili değilse orada hiç ilgilenmiyor. Hayır, hiç uğraşmıyor. Hiç uğraşmıyor. Mesela 30 kişi şartı var işte toplu sözleşme için. Bir yerinde iş yerine çalışanlar sayısının altındaysa hiç ama boş ver diyor, ilgilenmiyor. Yani şimdi rahatlar. Sadece sendika değil, sivil toplum kuruluşları da sendika gibi çalışan STK bünyesinde biliyorsun İşçi Emekleri Derneği var. Ona benzer dernekler var. Türkiye'de 300-500 bin üyesi olan ben de Tüm Emekler diye bir STK'nın hem üyesiyim hem de delegesiyim mi diyeyim artık aktif olarak bir süre basın danışmanlığını yaptık orada. Enteresan şeyler oldu. Yani Türkiye genelinde işte emeklilerin pozisyonunu biliyorsunuz. Yani bir ayağı çukurda insanlar. Biraz önce söylediğiniz gibi tatil köyünden yer kiralamaya kalkıyorlar. Hangi emekli gidecek tatil köyünde, denizde? Diyorum ki ya bunları genel başkanına diyorum ki Umre'ye gönderin. Kaplıcalara gönderin. Yani bir kısmını promosyonla karşılayın. Bir kısmını siz karşılayın. Bir kısmını da emekli versin. Normal fiyatının 1/3'üne gitsin. Kimseye laf söz dinletemiyorsunuz. Bir koltuğa oturan biliyorsun başkan 3 dönem, 4 dönem, 5 dönem devam ediyor. En son İstanbul Şube Başkanı, en büyük şubelerden birisi, Ankara'ya geliyor, genel merkezi harekete geçiriyor. TOKİ ile ilgili talepleri var. İstanbul'da TOKİ'den emekli ev istiyor. Genel merkez harekete geçmiyor da İstanbul Şube Başkanı geçiyor. Yani enteresan bir döngü var. Tabii sivil toplum kuruluşu, sendikalar toplumun vazgeçilmez değerleri. Doğru şeyler yapılırsa da takdir etmek lazım. Ama üyelerin de
mensubu olduğu STK'yı, derneğe, sendikayı yerine göre denetlemesi, eleştirmesi lazım. Tabii. Körü körüne olmaması lazım. Biraz genel konulara değineceğim ama yine mevzu, ben de Ülke Medya Gazetecileri Cemiyeti Başkanıyım. Bizim de öyle bir sıkıntılarımız var. TRT'de mesela kadrosuz görev yapan, işte şirketlerde daha önce görev yapan arkadaşlar için geçerliydi. Şimdi biraz daha düzelme var mı? Şimdi düşünün, eline mikrofonu alıyor, dünyanın bir ülkesine devletin televizyonu temsilen gidiyor. Şirket elemanı sarı basın kartı üzerinden 212 sigortası yatırılmıyor. Sıradan bir personel gibi yatırılıyor ve o arkadaş kendisine başka bir televizyon buluyor, gazete buluyor. Sarı basın kartının gereği olan sigortayı oradan yatırtırıyor. Ya böyle şey olur mu yani? Evet. Buna hak edişe imza atan kim? Yani burada bir yanlışlık var. İşte bu taşeron yasasıyla bu yanlışlıkların bir kısmı inşallah düzelmiştir, düzelmektedir diye düşünüyoruz. Efendim, gündem erken seçim, sivil toplum kuruluşları, sendikalar da toplumun birer parçası. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz erken seçim? Şimdi normalde Cumhurbaşkanımızın yıllardır söylediği bir şey vardı. Artık Türkiye bir istikrar ülkesi olsun. Seçimler zırt pırt erken alınmasın, zamanda yapılsın diye. Ve bu seçime kadar da bu böyle uygulandı. Biz aslında bundan taraftık. Fakat bizim bilmediğimiz bazı şeyler var tabii ki. Evet. Ama tahmin ettiğimiz şeyler, burada bu seçimin erken alınmasında muhtemelen Türkiye üzerinde oynanan bir takım oyunlar ve bunların bunu zamana yaymaları. Mesela 1,5 sene var normal seçime. Evet. 1,5 senelik bir çalışma ile Türkiye'deki o başkanlığa geçiş, sistemin değişmesi, seçiminle ilgili bir takım provokasyonlar yapılabilecekti. O hazırlıklar yapılıyordu. Ve devlet bunun farkına vardı. Onları ters köşeye yatırdı aslında. O hazırlıkların hepsi şu anda havaya gitti. Bunu 60 güne sıkıştıramayacaklarına evet. göre gayet güzel, mantıklı bir adım olarak görüyorum ben. O bilinenleri hesap ederek söylüyorum. Evet. Böyle bir şeyin olma ihtimali var mı? Kesinlikle var. Türkiye üzerindeki oynanan oyunları biliyoruz. İçte ve dışta evet. düşmanlarımız yani çok. Çok fazla maşallah. Çok mümbitiz o konuda. Hem içeride üretmekte hem de dışarıdakilerin bize bakışında. Ve tabii Türkiye son zamanlarda bölgede Batı'nın, hakim güçlerin çok fazlaca 40-50 yıllık, belki 100 yıllık planlarını bozan hamleler yaptı. Şimdi bunlar bunu sindirecekler mi? Aa, canı sağ olsun, Türkiye tamam orada senin olsun demeyecekler tabii evet. ki. O planlarını bozmasının karşılığını bir şekilde vereceklerdi. Yine bozuldu planları. Bunu biraz öteleyecekler. Ve bir gün Türkiye'nin bileğini bükemeyeceklerini anladıklarında öpecekler. Yani bu bizim gördüğümüz, istediğimiz ve bunun için çabaladığımız bir durum. Biz de bunun için çabalayacağız bir fert olarak, sivil toplum örgütü olarak da, şahıs olarak da. Şimdi Türkiye'nin bu Suriye hamlesi, belki de bir adım sonrası Irak'ın kuzey hamlesi, kesinlikle çok doğru bir hamleydi. Biz yıllardır terörü hep içimizde kabul ettik. Şimdi bakın, Amerika ta 10 bin kilometre ilerideki Japonya'yı bombalayarak savaşı kendi topraklarına değil dışarıya taşıdı. O günden beri Amerika'ya herhangi bir saldırı olmadı. Olamıyor. Evet. Amerika'nın kendi provokasyonları, kendi hesaplarıyla ilgili yaptığı bir takım atraksiyonlar var ama bir başka güç Amerika'ya saldıramadı. Neden? Çünkü çok büyük bir tepki verdi. Atom bombası kullandı. Evet. Yani bunu kimse göze alamaz. Şimdi Türkiye aynı mantıkla, atom bombasını kullanmayız biz. Bizde o mantık yok. Onlarda olur ama Türkiye terörü kesinlikle dışarıda yok edecek. Bu kararlılığı gördük biz devlette, evet. hükümette ve bunun sonuna kadar arkasındayız. Suriye'de ise Suriye'de, Irak'ta ise Irak'ta, Endonezya'da ise Endonezya'da. Orada yok edecek Türkiye. Yani sınırımıza evet. getirmeyecek. Bizim içimize getirmeyecek onu. Bu anlamda kesinlikle doğru buluyoruz bunu. Tüm İş Konfederasyonu olarak da bunun destekçisiyiz. Bir 15 Temmuz yaşadık. Konfederasyon olarak neler yaptınız? Nasıl karşılıyorsunuz? Şimdi saat 10.30'da biz olayı anladık o gün. Ben hem Tüketiciler Birliği Genel Başkanlığı'nı yapıyorum, tüketici haklarını savunuyorum, hem de tüm İş Konfederasyonu'nun genel başkanıyım. Şimdi o gün, biz o gece 10.30'da olayın farkına varınca bütün arkadaşlarımızla, tabii kendi aramızda yazışma gruplarımız var. Evet. Hemen dedik ki hemen meydanlara. Yani neredeysek, hangi şehirdeysek meydanlara çıkalım. Buna itiraz edelim.
Hani öyle ki arkadaşlarımızdan birçoğu caddeden geçen araçları durdurdular. Dediler ne yapıyorsunuz? Ülke elden gidiyor. Yine bir darbe teşebbüsü var. Ülkemize sahip çıkalım. Çoğunun arabasını kenara çekip indirdik. Belediye otobüslerini durdurduk. Vatandaşı bilgilendirdik. Evet. 10.30'da meydandaydık. Buna şöyle ki hakikaten gurur duyuyoruz. Bunun için kimseden bir taltif, ödül de beklemiyoruz. Ama içimizdeki pislikleri de o gece ayıkladık. Yani mesela Tüketiciler Birliği'nde iken o grupta 3 tane şubemiz, 3 il anında benim o meydanlara inelim çağrıma tepki gösterdiler. İfadeleri şuydu, çok tanıdık gelecek size. Askere karşı mı çıkacağız? Bizi anarşiye mi sevk ediyorsunuz başkanım diye bana tepki gösterdiler. Ha dedim sizin renginiz belli oldu. Yarın sabah istifanızı yazın yoksa ben sizi atarım. Yani hiç de evet. Orada demokrasi memokrasi de düşünmem. Yani vay savunmanızı alalım falan filan geç onu. Yani senin tavrın belli. Söz konusu vatansa tabii, gerisi tedbir. Orada darbecilik var orada zaten. Ruhunda darbecilik olan bir adama ben demokratik yaklaşamam ki. Evet. Anında tabii çekip gittiler, defolup gittiler. O gün bizim bütün üyelerimiz emin olun bu üç şehir hariç onun dışındaki herkes meydanlardaydı. Canı gönülden hatta çok yerde var ya biz şükrettik. Allah'tan bir askeri üniformalı bir vatandaş tesadüfen ya da bir askeri araç olur ya evet. Görev için gidiyor. Evet. Belki hiç darbeyle alakası yok garibin. Çok şükrettim. İyi ki çıkmadılar dedim. Çünkü o anda hiç ayrım gözetilmeyecekti. Yani bir askeri araç görüldüğünde tepki gösterilecekti. O gün orada evler ışıklarını kapattı. Garnizonlar kapılarını kapattılar. Yani ama Aydın Bey benim o günden beri söylediğim bir şey var. Hani üzerinden bakın 1,5 sene geçti, daha da fazla geçti. 2 seneye yaklaşıyoruz darbe teşebbüsünün. Temizlik devam ediyor. Fakat ben takibin yapıldığına inanmak istiyorum. Gerçekten o takibatın ve asıl o darbeye teşebbüs eden güruhun tespit edilip cezalandırılmasını canı gönülden istiyorum. Ama bazı endişelerim var. Yani şöyle, ben bu darbe teşebbüsünden hemen sonra Cumhurbaşkanlığındaki Halkla İlişkiler Daire Başkanımız Türkiye'ye dolaşmaya başladı. Aynen 28 Şubat'ta hani dolaşmışlardı ya, evet. 28 Şubat'ın o zihniyeti, irade, o zaman gidip uyarmışlardı. STK'larla toplantı yapıp bu gericilere karşı mücadele falan demişlerdi. Aynı mantıkla yine STK'lara dolaştı Cumhurbaşkanlığı hükümetimiz ve dedi ki biz dayanışma içerisinde bu darbecilere karşı çalışmalıyız. Güzel bir çalışmaydı. Ve ben o gün ilk geldiklerinde kendi sivil toplum örgütümü temsilen dedim ki bakın, kendi rengini belli eden tamam. Amene zaten belli etmiştir. Burada karşı çıkan da tamam. Fakat asıl sinsi tehlike o gün sabaha kadar bekleyen bir grup vardı. Tarafını seçmek için. Sessiz kalan. Güçlüyü görmek için. Evet. Kim güçlüyse o tarafa tabii, yönecek. Asıl tehlike bu. Biri çıkmış. Canını gözden çıkartmış vatan için. Çıkmış sokağa karşı çıkmış o. Tamam o orada. Tamam bak tarafını evet. Seçmiş. Karşı darbeye karşı. Ben diyor kendi devletimi, milletimi diyor savunacağım. Başkasının beni yönetmesine izin vermem, bölmesine izin vermem diyor. Bir taraf da darbe için çıkmış. Tamam. Bunlar da safını belli etmiş. Hani düşmanımın da merti olsun, cesur evet. Olsun. Ta ben buyum diyor. Ya adam çıkmış. Tamam bilelim onu. Yani kim olduğunu bilelim. Fakat asıl %80'lik bir kitle askerde çıkmadı. Bekledi. Ne karşı çıktı ne de savundu. Bakın dedi ki hele bir sabaha karşı olsun. Yani devletler de bunu yapmadılar mı? Beklediler. 12.30'da Cumhurbaşkanımız bu teşebbüsü ilan ettiğinde hala bekliyordu dünya ülkeleri. Dur bakalım hele ne olacak? Darbeciler başa geçerse demokrasiden yana teminatlar verip tamam demokrasiden yana teminatlar verdiler diye darbeciler savunulacaktı. Ama darbeciler mağlup olursa... Sonuca göre hareket edecekler devletlerden. Dışarıdakiler bunu yaptı zaten ama içeridekiler asıl bizim tehlikemiz o. Bunu takip edilmesi lazım. Yani bir asker, bir general, bir albay, bir emniyet müdürü ya da bir vali, bir kaymakam fark etmez. Bu ülkeyi yöneten o evet. Baş kademedekiler. O gün ne yaptılar? 12'ye kadar ne yaptılar? 12'den sonra, 3'ten sonra ne yaptılar? Bunların takip edilmesi lazım. Eğer beklemişse korkaklığından beklemiştir. Ha korkmuş deriz. Fakat devletin yönetimine korku yakışmaz. O tarafını evet, seçecek. Evet. Ama gereğini yapacaksa, makamının gereğini yapacaksa. Birçok ben kaymakamı biliyorum, valiyi biliyorum, belediye başkanını biliyorum, generali biliyorum. Ölümüne karşı çıktılar darbeye. Evet, evet. Ama birçoğu da bekledi. Durun dedi, bekleyelim. Kim galip gelirse ondan yana. Bunlar haysiyetsizlerdir. Bunlar şerefsizlerdir. Bunlarla devam etmek bu ülkeye zarar verir. Asıl bunların takip edilip ki bu artık mümkün. Yani ben istihbaratımızın da
emniyetimizin de şu anki yapının da hakikaten eskiye göre çok daha milli, çok daha teknik çalıştığını görüyorum. Şüphesiz. Evet. İşte onlar tespit edilip asıl o susanların ayıklanması lazım. Bunları tamam açlığa mahkum etmeyin. Fakat devlet kademesine yetki vermeyin bu adamlara. Çünkü yarın yine aynı şeyi yapabilirler. Burayı güçlü gördüklerinde yine bizi satabilirler. Bu anlamda ben bir uyarıda da bulunmak istiyorum. Birçok yerde yaptığım gibi. O manada ben de eklemek istiyorum. Toplumun da beklentisi o yapının siyasi ayağına dokunulması gerektiği evet, yönünde. Evet, evet. Sanırım erken seçim kararının alınmasında da bu söylediğim o yapının siyasi kanadına dokunulacağının bir işaretini gösteriyor. Yeni yönetimde, yeni siyasi listelerde, kadrolarda o yapıya mensup inşallah gerekli tedbirler alınır diyorum. Son cümlelerinizi istiyorum efendim. İnşallah diyorum ben de ona. Çünkü millet hakikaten bekliyor bunu. Şu ana kadar sadece şu sebepten sustu millet. Dedi ki ya istikrar bozulur. Evet. Yani siyasi aya dokunulursa AK Parti'nin çoğunluğu bile gidebilir. Hükümet sıkıntıya düşer. Mantığıyla ya ses seçim çıkartır. Olmadan dokunulursa öyle bir tablo çıkar. Evet, öyle bir tablo çıkar. Bu mantıkla millet ama seçim geldi şimdi. Bu hamlenin yapılması lazım. Evet. Bu hamle yapılmazsa gerçekten Cumhurbaşkanımıza da ülkemize de yazık olur. Millet bunu emin olun bekliyor böyle. Tetikte bekliyor. Yani Malcolm X'in söylediği laf evet. Biliyorsunuz hani kurşun sıkan da o yatan da hedefini isabet ettirmeli diyor. Yani evet. Hedefinizi evet. isabet ettireceksiniz ama erken seçimle ilgili son bir şey söyleyip isterseniz kapatalım. Ben beklenildiğini ve doğru olduğunu şuradan anladım. Ekonomi çok olumlu tepkileri verdi. Evet. Yani ekonominin olumlu tepkileri vermesi. Kalkınma hızımız. Evet. Bu tepki dedim ki tamam çok şükür demek ki doğru bir hamleymiş, doğru yapılmış. O istihbarat çalışmasının yanında ekonomik evet. anlamda da iyi bir hamle olmuş. İnşallah ülkemize, milletimize hayırlı olur. Efendim çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Başka bir programda daha geniş konuşuruz. Bu süreye bu sığdım. Ayağınıza sağlık. Eyvallah, sağ sevgili olun. Seyirciler programımızı buradan noktalıyoruz. Hoşça kalın.